Seni Tarçın'la tanıştıracağım. Tarçın. 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 Bak 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 oraya bak. Oraya bak. Gördün mü kim var orada? Birazcık sizi baş başa bırakayım mı? Dünenin dünenin dünenini. Oğlum. Gideceğim mi? Gideceğim mi? Nereye gideceğim? Hadi git. Selam. Ne haber? Bugün yüzümde görmüş olduğun bu günlük sana abartılı gelebilir. Benim için günlük. Ben genelde günlük hayatımda bu tarz makyajlar kullanıyorum. Günlük bir makyaj. Basit bir makyaj benim için. Bir o kadar da etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu makyajı seninle paylaştım. Nasıl yaptığımı merak ediyorsan videoyu izlemeye devam et. Bir kere her şeyden önce cildimi çok iyi nemlendirerek bu makyajı yapmaya başlıyorum. Çünkü benim için makyajın en önemli olan şeyi ve olmazsa olmazı çok iyi nemlendirilmiş, temizlenmiş bir cilttir. Ne kadar kaliteli ürün kullanırsan kullan, en iyi performansı almak istiyorsan eğer cildinin her zaman temizlenmiş ve nem dengesi sağlanmış olması gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda bu dudaklar için de geçerli. Ben dudaklarıma da lip balmumu sürdüm. Yine her zaman olduğu gibi Burt's Bees kullandım. Nemlendirici olarak da ben L'Oreal Paris'in kusursuzlaştırıcı günlük nemlendirici Skin Perfectioner'ından bunu kullanıyorum. Ben gayet memnunum. Memnun olmayanlar da var ben görüyorum ama benim için yeterli bir nemlendirici. Evet, şimdi makyaja gelecek olursak çok hızlı bir şekilde bu makyajı yapacağım. Çok fazla araya konuşma sokamayacağım. Çünkü dışarıdan inşaat sesleri duyabilirsin. Bunun için özür diliyorum. Hemen evimizin yan tarafında bir inşaat var şu anda ve çalışma yapılıyor. O yüzden çok gürültü olursa, yani ben bir şeyleri anlatırken çok ses karışıklığı olursa buraları hızlandırmayı düşünüyorum. Sonra bana niye hızlandırdın deme. Şimdi hemen başlayacağım. Yine ben iki tane fondöteni karıştırarak kullanacağım bu makyajda. Her zaman olduğu gibi Max Factor Lasting Performance kullanacağım. Bununla birlikte MAC'in Studio Fix'lerinden A15. Şimdi bir miktar ürünü elime aldım. Bunu şu elimin üstünde kabaca karıştıracağım. Ustalarla bir gün. Benim bu iki fondöteni karıştırmamın nedeni şöyle ki, bu MAC bana sevgili abim ve Shannon'cığımdan geldi. Amerika'dan geldi. Tam kendi cilt tonum değil ne yazık ki. Yani birazcık sarı alt tonlu ve koyu bir fondöten. Şimdi kabaca sürdüğüm fondöteni her zamanki gibi fırçamla dağıtıyorum. Bu da Real Techniques'in fondöten fırçalarından bir tanesi. Pardon canım. Sen Türk kahvesi getirdin. Vay ya! Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Benim her seferinde dudaklarıma da fondöteni uygulamamın nedeni, eğer dudakları böyle fondötenle kapatırsan makyaj yaparken rujunun rengini daha verimli alacaksın bebeğim. Bunu denemeni öneriyorum sana. Mağazalarda falan böyle beğendiğimiz renkleri alırken hani böyle swatchlarız ya elimize. Elimizin rengi dudağımızın rengi olmadığı için dudağımızda daha farklı durur genellikle elimizdekinden. O yüzden dudakları da tamamen bir ten rengine dönüştürüp asıl verimi işte o zaman almak. Hemencikli. Şimdi boynuma birazcık daha şöyle geçeceğim. Kötü bir görüntü oluşmaması için boynuma da uygulayacağım. Mutlaka göz bazı uygulamak gerekiyor. Farların da iyi görünmesi için. O yüzden ben The Balmain Put A Lid On It isimli göz bazını kullanacağım. Göz kapaklarımı bunu uygulayacağım. Evet, bunu yapacağım. Çok az. Ne kadar az. Şu kadar az. Görüyor musun?
şu üründen aldım. İki parmağıma şöyle yapıp göz kapaklarıma bunu iyice yedireceğim. Biraz da bunu aldım. Ben yüzüme herhangi bir baz uygulamadım gördüğün gibi. Çok özel günlerde falan kullanmayı seviyorum. Ama göz bazı mutlaka uyguluyorum. Bazımı da uyguladıktan sonra hemen farlarıma geçeceğim. Bu işlemi çok hızlı yapacağım. Çünkü bu videonun çok kısa bir video olmasını istiyorum. Şimdi ilk etapta The Balm'ın Meet Matte Nude paletindeki ismini söyleyemediğim ama zannedersem Matte Sign isimli şu rengi fırçamı alıyorum. Çırpıyorum. Crease bölgeme gölgelendirme vereceğim önce. Crease bölgesini de daha önceki videomda da söylemiştim artık. Sokaktaki teyzeler bile biliyor yahu. Ama yine de şöyle bir bilmiyorsan eğer sana kısaca açıklayayım. Crease bölgesi şu tam farı uyguladığım gözün katlanma noktası demek. Yani evet, bu bölgeye ne kadar çok derinlik verirsek makyaj yaparken gözlerimiz o kadar daha derin, o kadar daha belirgin, o kadar daha harika, o kadar. Gördüğün gibi şöyle şu bölgenin dışına çıkmadan defalarca aynı hareketi yaparak gözüme bir derinlik katıyorum. Ustalar. Ustalar. Alakalı öyle konuşuyor. Ne dediği anlaşılmıyor. Bir yerden sonra baktım böyle otomatiğe bağlıyorsun. Gördüğün gibi biraz daha sezinişli bir o kadar da duygusal bir göz oldu. Ay dün gece saçma sapan rüyalar gördüm ya. Salak gibi. YouTube'dan sürekli şeyleri izledim işte böyle. Dünyanın en korkunç 5 kadını falan. Bu Ruhi Çenet videoları var ya. Onlara bir daldım. Gece kabuslar gördüm çok fena. Uzaylıların gerçek olduğunun 5 kanıtı. Dın 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 dın. Bir de bir anlatım şekli var adamın. Böyle anlatıyor. Dünyada yalnız olmadığımızın 5 kanıtını şimdi size bu videoda ispatlayacağım. Öyle konuşuyorum. Dilime sabahtan beri şey dolandı. Vardı ya bir tane reklam. Teyzeler. Kıtı 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 kıtı. Öyle bir şarkı vardı. Şu farın adını bilmiyorum gerçekten. Bu farın nereden geldiğini biliyorum ama. Bu far. Bir kahvemden bir yudum alayım da. Şimdi gelelim bu farın hikayesine. Ben 2008 yılında interaktif bir yayın sunuyordum. Business Channel diye bir kanalda. Canlı yayın sunuyordum ve canlı yayından önce makyajımı yapıyordu ve şu farı kullanıyordu. Bu farı da kendisi bana hediye etmişti çünkü ben çok beğenmiştim. Bayağı bir kullandığım, yılların eskitemediği bir far bu. Bozulmadı, yani gariptir ki bozulmadı. Üstünden bayağı bir zaman geçti ama ben hala kullanıyorum. Ölmediğime göre bozulmamıştır diye düşünüyorum. Ama bu çok şey bir far, basic bir far. Yani bu far artık her far paletinde var diyebilirim. Tabii ki maalesef bunun kadar ben hiçbir farda performans almadım. Buna benzer olabilecek bu, o da bitti ama bulursam göstereceğim ya da alırsam. Maybelline'in tekli farlarından var bu renklerde. Bunu gözümün iç kısmından dış kısmına kadar uygulayacağım ama az önce gölge yaptığımız yerin çok içine girmeyeceğim. Yani şöyle ki. Şimdi Wet n Wild'ın paletin adını şu anda okuyamıyorum çünkü silinmiş. Alta yazacağım ama ne olduğunu. Şu paletini kullanacağım. Şu renkle kuyruk kısmıma
derinlik katacağım. Ustalarla birlikte yapacağız hemen bunları. Ürünü birazcık aldım fırçaya. Fazlalığını attım. Şöyle gözümün kuyruk kısmına tampon hareketlerle farı uyguluyorum. Çok içeri girmeyeceğim. Çok abartmayacağım. Çünkü bu günlük bir makyaj. Aynı şekilde yine diğer gözün dekoru kısmına uygulayacağız. Yine bunu bir karıştırma fırçası yardımıyla karıştıracağım. Dinle oğlum, çok eskiden. Eyeliner olarak Maybelline New York'un jel eyelinerını kullanacağım, siyah renkli olanla. Ve bunu Real Techniques'in Fine Liner Brush ile uygulayacağım. Şununla. Böyle jel eyelinerları uygularken kurumamasını, yani kurumasını engellemek için böyle ürünü fırçaya aldıktan sonra şöyle ters çevirip koyarsan ya da hemen ağzını kapatırsan kurumasını engellemiş olursun. Emreliyle kahve sunarmış hakkı beğen. Eyeliner hattı benim için yeterli. Şu makyaj temizleme çubukları yardımıyla çok kolay eyeliner sürebilirsin. Yani kuyruklu eyeliner sürebilirsin. İstersen bunun için ayrıca bir video çekerim. Bir eyelinerın kaliteli durmasının en önemli ayrıntısı kirpik diplerinin çok iyi doldurulmuş olmasıdır. Hayat felsefem bu. Şimdi diğer gözü de geçelim. Sevdalarla bir gün senin olacak birikmiş anılarıyla. Tam şu iç kirpik diplerimi de ben siyaha boyamayı seviyorum çoğu zaman. MAC'in Graph Black isimli siyah göz kalemiyle şuna gözümün iç kısmını, bu asansörlü bir kalem, herhangi bir göz kalemi kullanabilirsin. Gözümün iç kısmını, yani şu kısmını dolacağım. Bunu yaparken iğrenç göreceğim ama bunu yapacağım. Rimel olarak da hangi rimeli kullanacağımı karar veremedim. Sadece hangi rimeli kullan? L'Oreal Paris'in False Architect isimli. Bu rimeli ben çok seviyorum. İlk aldığımda bu nasıl rimel ya demiştim. Hiç ürün gelmiyormuş gibi olmuştu ama ürünü kullanmaya başlayınca çok memnun kaldım. Bunun da çok enteresan bir fırçası var. Birazcık böyle açılı. Kirpikleri çok güzel tarıyor ve çok güzel ayırıyor. Yine her zamanki gibi ben kirpiklerimi dışa doğru önce bir kıvırıyorum. Ah bu ustalar. Şimdi kıvırdıktan sonra doldurmaya başlayacağım. Çaycım mı abi? Çaycım mı abi? Ya sen çaycım mı abi? Bir içemediler şu çayı ya. Kapatıcıyı keşke önceden sürseydim. Benden önce keşke güzel tırmı kapatmayı öğrenebilseydim. Kaşlarımı da Catrice'in Eyebrow Filler isimli bu kaş maskarasıyla dolduracağım. Çözsene abi ya. Kaşlarımı da doldurdum. Göz altlarımı kapatmak için de uygulayacağım pansiyeli. Maybelline'in Affiniton Concealer Corrector Balenciaga'yı kullanacağım. Medium beige, 05 numaralı rengi. Ürün de şu. Bayağı bir kullanmışım. Bayağı bir dediğim de şu kadar kullanmışım. Bunu hemen
Ama bu kapatıcıyı genelde böyle iki renkli fondötenler kullandığımda uyguluyorum. Çünkü bu kapatıcı da birazcık sarı alt tonlu. Sarı alt tonlu. Kanka. Bu kapatıcı da biraz sarı alt tonlu kanka. O yüzden. Göz altlarıma. Şöyle burnumun. Evet, üstüne. Biraz alın bölgeni. Dudak üstüme, çeneme, burnumun üstüne. Bu kadar yeter. Yani kapatıcıyı rimeli sürmeden önce uygulasaydım keşke. Sen de hiçbir şey söylemiyorsun. Anca orada otur. Beni iste. Desene bana Ezgi kapatıcıyı. Ezgi. Arkadaş, gidecek yerim yok arkadaş. İnsanlar parası olmayan adam yerine koymuyorlar. Benim senden farkım ne? Bahama mama. Bahama mama. Bu sefer bir önceki videomdaki gibi sıvamayacağım ama. Hakikaten çok ağır. Yani büyük ihtimalle bundan sonraki çekeceğim video doğru yüz kontürleme bölgesi belirleme olabilir. Allık olarak da The Balm'ın Cabana Boy'unu kullanacağım. Bu bu. Böyle pembe, çok hoş ve de boş bir rengi var. Bunu da Heel Techniques'in allık fırçasıyla Brush Brush isimli allık fırçasıyla uygulayacağım. Ürünü birazcık alıyorum fırçama. Fazlalığını açıyorum. Ve Meliminizer'ı kullanacağım. Bunu da Real Techniques'in ismi silinmiş ama şöyle göstereyim. Şu fırçasıyla uygulayacağım. Ürünü birazcık alıyorum fırçama. Fazlalığını atıyorum ve öncelikle dokundurarak sonrasında ise ışıltıdan ölüyordu. Yine Essence'in aynen 07 numaralı Cute Pink isimli dudak kalemiyle dudaklarımı çerçeveleyeceğim. Rahat, sıcak, herkesin dalgası yerinde ama bana göre değil. Benim dostum şu kaldırım. Pastelin Day Long Lip Color'larından 12 numaralı şu mat benim için efsane olmuş bir rujunu kullanacağım. Ben bu rujlarına bayıldım pastelin. Hem kalıcılığı bağında hem de pigment renk combination bağında çok gerçekten enfes ötesi. Hemen bunu da süreceğim. Yine saçlarımla oynayıp şenlendirme zamanı geldi galiba. Bu benim kullandığım günlük bir makyaj. Sana abartılı gelebilir, sana nahoş gelebilir ama ben bu tarzda makyajları genellikle günlük yaşantımda kullanıyorum. Gece dışarı çıkacaksam da bu rujun yerine daha koyu bir ruj kullanmayı tercih ediyorum. Bu kadardı video. Kısa bir video olmasını istedim. İnşallah kısa olmuştur. Sevgililer Günü makyajı da gelecek yakın zamanda. Şubat'a girmemizle artık özel gün makyajları da gelsin diyorum. Ve öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.